Özcan Deniz'le ilgili çıkan diğer bir iddiada oyuncu Fahriye Evcen'le bugün yarın nişanlanacağı şeklinde. Bakalım Özcan Bey ne diyecek bu işe? Bugün gazetelerde bir haber vardı. Yarın... Özcan Deniz'le ilgili çıkan diğer bir iddiada oyuncu Fahriye Evcen'le bugün yarın nişanlanacağı şeklinde. Bakalım Özcan Bey ne diyecek bu işe? Bugün gazetelerde bir haber vardı. Yarın Fahriye Evcen'le nişanlanacağı. Bu doğru mu? Nedir? Hayır arkadaşlar ya bunu 6 aydır yazıyorsunuz. Cevabını alalım hocam. Hayır arkadaşlar yok. Nasıl buldunuz? Çok beğendim ya. Yönetmenimizi, Benjamin'i, ayrıca Tayancı, Genco abi, bütün oyuncuları içtenlikle kutluyorum. Gerçekten güzel bir film izledik. Ellerine sağlık. Bence geçmiş olsun kaburgalarınızda. İyileşti. Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Efendim Mazlum Bey filmini izlediniz mi? İzledim tabii ki. Nasıl beğendim? Çok beğendim. Çok güzel film. Çok başarılı. Siz nasıl buldunuz efendim filmi? Allah Allah. Çok başarılı oldum. Çok başarılı oldum. Ayrıldıkları dedikodusunu yaymak için yeterli bir nedendi. Senin için ağladım. Özcan Deniz'le ilgili çıkan diğer bir iddiada oyuncu Fahriye Evcen'le bugün yarın nişanlanacağı şeklinde. Bakalım Özcan Bey ne diyecek bu işe? Bugün gazetelerde bir haber vardı. Yarın Fahriye Evcen'le nişanlanacağı. Bu doğru mu? Nedir? Hayır arkadaşlar ya bunu 6 aydır yazıyorsunuz. Cevabı alalım hocam. Hayır arkadaşlar yok. Nasıl buldunuz? Çok beğendim ya. Yönetmenimizi, Benjamin'i, ayrıca Tayancı, Genco abi, bütün oyuncuları içtenlikle kutluyorum. Gerçekten güzel film izledik. Ellerine sağlık. Bence geçmiş olsun kaburgalarınızda. İyileşti. Gayet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Efendim Mazlum Bey filmini izlediniz mi? İzledim tabii ki. Nasıl beğendim? Çok beğendim. Çok güzel film. Çok başarılı. Siz nasıl buldunuz efendim filmi? Allah Allah. Çok başarılı oldum. Ayrıldıkları dedikodusunu yaymak için yeterli bir nedendi. Senin için ağladım. Yalan mı? Yalan mı? Diz çöküp de yalvardım. Yalan mı? Yalan mı? Bugüne kadar ömrümü aşkla ziyan ettim. Fahriye'ye göre Özcan Deniz bu duruma daha alışık. Ancak Fahriye şaşkın. Belki de hayatlarının en uzun trafik ışığını bekliyorlar o an. Dakikalar geçmek bilmiyor, ışık bir türlü yeşile dönmüyor. Geçmiyor o günler, yar yar yar. Geçmiyor o günler. Sorular soruyor, cevaplar almaya çalışıyoruz ancak nafile. Araçlarını... Sen sevmezsen kalbi. Ve 2008...
bir ada düğününde sıra. Aynı dizide rol alan Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik herkesten sır gibi sakladı. Sakin olun, şöyle dur. Bir saniye. Pardon. Teşekkür ederiz. Efendim, Türkiye soğuğa gidiyor ama Mersin yanıyor. Yanıyor mu? Vallahi. Hadi ya, yağmur var dediler. Sıcak mı? Sıcak. Mersin burası. Daha önce çok gelmişsinizdir herhalde, biliyorsunuzdur. Mersin'e geldik, evet. Adana, Mersin, Tarsus. Defalarca geldik buraya konsere. Buralar öyle yani, Akdeniz iklimine daha yakın. Şöyle. Katılmadığı duruşmada kendilerini avukatları temsil ederken Akkaya'nın avukatı mazeret olarak müvekkilinin Londra'ya gittiğini belirtti. İnanoğlu'nun avukatı ise müvekkilinin çekimleri nedeniyle duruşmaya gelmediğini kaydetti. Mahkeme hem şikayetçi hem de şüpheli tarafın mazeretlerini yerinde bulmayarak Ceza Mahkemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca bir sonraki celseye polis soruyla getirilerek duruşmada hazır edilmesine karar verdi. Bodrum'da Deniz Akkaya takılıyor şimdi kameramıza. Hem iş yapıp hem de tatili aradan çıkartan ünlü manken, yeni tiyatrocu Deniz iş diyor, başka bir şey demiyor. Hem tatil hem iş diyelim. Yani böyle işe can feda. Biz Ali Poyrazoğlu'yu bu da Yeşil Kabare'yi tekrar hayata geçirdik. Oynuyoruz. Bilek tanıması lazım. Sen evli misin, bekar mısın bilmiyorum ki. Bekarsın. Bazen de çok uzun düşünmek de iyidir, değildir. Ama bazı şeyleri birlikte ilk önce savaşacaksın. Hayata aynı gözlüklerle, çerçeveden bakabiliyor musun? İlk önce bunları bir algılayacaksın. Evlilik kararı çocuk oyuncağı değil. Yani ben, yani burada Efe adına da konuşmayayım ama evlilik kararı bir kere alınır. Yani ben öyle düşünüyorum. Hani Efe daha önce evlendi. Erkekler için pek geçerli değil ama ben bir kadın olarak şunu düşünüyorum. Evlilik kararı böyle zırt pırt alınacak bir karar değil. Bir de aynı zamanda söylediğin gibi bunu iki kişi karar vermesi lazım. Biz de inşallah 2009'da size mutluluk ve huzur getirsin. Daha da güzel böyle paralar. Bol bol inşallah bütün Türk milletinin içine altın yağsın inşallah. Bir sabah kalktığımızda böyle altının içinde bulalım kendimizi. Nerede o günler? Keşke. Mutluluklar efendim. Kaya'yla A'dan Z'ye çok özel. Bence güzellik her zaman başa bela. Hayatta hiçbir zevki, kazandığınız paralar, başarılar bununla kıyaslanamaz. İşimi onun için bırakırım. Dünden bugüne, özel hayattan magazine. Deniz Akkaya'yla gerçekleştirdiğimiz bu keyifli röportajda güzel kadının tiyatro macerası ve sadece arkadaşız oyununu masaya yatırarak başlıyoruz sohbete. Ben çok iyi bir tiyatro izleyicisiydim. Oyunculuk zaten çok istediğim bir meslekti. Bu akşam ne yapıyorsun? Ne güzel vallahi. Deniz hayallerinden birine daha kavuşmuş görünen o ki. Tiyatro derken gözleri parıl parıl parlayan taze oyuncu, sahnede olmanın verdiği hazı nasıl da ballandıra ballandıra anlatıyor öyle. Oyun bittikten sonra selamlamaya çıktığınızda sizi alkışlayan, gülümseyerek size bakan insanların o gözündeki pırıltılar, hayatta hiçbir zevke, bilmiyorum anne olmadım. Bilmiyorum belki annelik bu kadar büyük keyif verecektir. Hayattaki hiçbir zevk, güzel şey, yediğiniz yemek, içtiğiniz şey, kazandığınız paralar, başarılar bununla kıyaslanamaz. İyi ki başlamışım diyorum. İyi ki Onur beni bu işe bulaştırmış. Oh,
Başarı, para, hayatta yaşanan bütün zevkler diyor ve bunların hiçbirisini tiyatroya değişemeyeceğini söylüyor. Orada hakikaten birbirimize espri yapalım, hani birbirimizi övüyormuş falan modunda olalım dedik ve denilen oldu, gördünüz. Bence cevap bir sonraki soru olmalı. Öyle mi? Neydi o bir sonraki soru? Hayır, cevap olarak. Hadi geçtik bir sonraki soru. Evet, next, başka. Yeni yılda ne yapıyoruz, nerede giriyoruz? Özel mi? Yeni yıl Kıbrıs'ta giriliyor, Allah nasip kısmet ederse. Sahneye de giriliyor. Bu bizim kaderimiz, bayram ve yeni yıllarda. Ailelerle pek iç içe olamıyoruz. Peki Ebru Hanım, bu fiyat indirme konusunda bir yorumunuz var mı? Ekonomik krizden dolayı böyle bir teklif geldiği söyleniyor. Yok. Hiç muhatap olmak zorunda kaldınız mı? Yok, benim böyle bir şeyim yok. Kendi adıma söyleyebilirim. Yok. Olursa hani böyle bir indirim gibi bir şeyim yok. İndirmeyi de düşünmüyorum hiçbir şey. Efendim, üniversitesine konuk oluyoruz şimdi de. Albüm bitti bitecek diyen Ebru yaşadığı bir kararsızlığı paylaşıyor bizimle. Düşündüğümüz şey hani acaba Eylül Ekim mi olsa yoksa hemen mi çıksa, yani kararsızız. Sabırsızlıkla beklenen Ebru Gündeş albümünden sonra Topuz'un sırt dekolteli elbisesiyle sahnede bıraktığımız ünlü sanatçının kulis arkası sohbetine konuk oluyoruz şimdi de. Albüm bitti bitecek diyen Ebru yaşadığı bir kararsızlığı paylaşıyor bizimle. Düşündüğümüz şey hani acaba Eylül Ekim mi olsa yoksa hemen mi çıksa, yani kararsızız. Sabırsızlıkla beklenen Ebru Gündeş albümünden sonra Sibel Can'ın da Kıbrıs'ı olduğunu hatırlatıp Osman Tan ve Ebru'yu evlendirmek için verdiği mücadelelere değiniyor bu kez de. O kadar güzel yürekli bir kadın ki, normalde bilirsiniz ilişkileri insanlar bitirmeye ve baltalamaya çalışırlar. Evet. Ama Sibel o kadar güzel yürekli bir kadın ki benim mutlu olmamı istiyor. İnşallah duaları kabul olur. Oo, bu sözler yakında evlilik olacağının işareti gibi. Öyle mi sevgili Ebru? Sen de 2008'in gelinlerinden mi olacaksın yoksa? Ben böyle bir şeye karar verdiğim gün tabii ki ne zaman böyle bir şey yapacağım basın mensubu arkadaşlarım tabii ki haberi olur. Bu çok mutlu bir şey. Paylaşmak da isterim tabii. Hangi gün taşınır dönerim, bilinmez boş kalacak yüreğim. Söz verdim sana ölene kadar. Yeniden ünlü sanatçının sahnesine dönüyor ve bir izleyicisiyle döktürdüğü o anlara şahitlik ediyoruz. Bir güzelin ardından bir başka güzelliği birlikteyiz yeniden. Bir tarafta Ebru Gündeş güçlü sesiyle Kıbrıs'ı inletirken Sibel Can da muhteşem sahne performansıyla (gülüyor)
Efendim? Kameralara doğru. Emrah Bey, böyle dönersek lütfen. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim ilginize, alakanıza. Güzel bir gün, gurur verici bir gün benim için. Annemle burada olmak, onunla bir arada olmak. Siz sevdiğim arkadaşlarımla bir arada olmaktan çok mutluyum. Efendim biz gece de 3 kişi bekliyorduk sizi. Kısmet. Daha olamadı 3 kişi. Olamaz. Efendim yıllardır hasretle bekliyorsunuz, gelene ama gelmiyor. Size haber vereceğim. Yakında, yakında vereceğim haber. Efendim kamerayı buldunuz. Yakında ben buldum. Öyle mi? Peki Emrah Bey bir, yani tanıdık. Ya daha görmedi yok. Görmedi. Görmedi, görecek. Merak ediyor musun abi? Görecek. Efendim itiraz kabul ediyor musunuz? Efendim? İtiraz kabul ediyor musunuz? Yok. Yok da illa evlendireceğiz. Evlendireceğim. Emrah Bey'e soralım o zaman hemen. Kısmet. Nasip kısmet. Peki yıllar geçiyor. Daha da gençleşiyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani kendime bakıyorum. Kendimle çok ilgiliyim, alakalıyım. Spor yapıyorum. Benjamin Batı gibi, Batı'lar gençleşiyor.